Yani ne diyebilirim ki? Angelino bir kenara. O yapılan ilk transferdi. Ndombele'nin Ndombele olduğu O da son zamanları biliyoruz. Ya bir sene önceki zamanda bakalım Napoli'de 40 maça çıkan bir Ndombele çok var yani. Şu an yani bütün dünyada sevgili Levent Tüzemen burada açıklaması dünya gündeminde de konuşulmuş. Yani yediğini içtiğini kilolarını konuşmaya başladı. O hale geldi. Serhan Türk, söz sende. Biz burada verdiği kiloları da konuştuk. Onu da söyledik. Ama şunu söylemek lazım. Oyuncu sahada istenileni veremediği süre içerisinde eksik yönleri ortaya çıkar. Eksik yönleri de kilo fazlaları olarak karşımıza çıkıyor. Ama tabii ki geldiğinde sakatlık dönemini yaşamış ve kendini hazır hissetmeyen bir Ndombele vardı. Herkes bir ümit bekliyordu. Özellikle Manchester karşılaşmasında son dakikalardaki performansı, sonrasında oyuna girdiği karşılaşmalarda göstermiş olduğu performansı bir nebze olsun hareketli olabilir. Takıma tekrardan monte edilebilir. İyi bir Ndombele Galatasaray'a çok şeyler kazandırabilir algısı oluşturdu bize. Çünkü oyuncu kötü bir oyuncu. Oyuncunun kariyerine baktığımız zaman çok iyi yerlerde oynamış. Çok iyi performanslar yaşamış. Ve geçen sene 40 maçı yakalayan bir oyun yapısı da vardı. Uyumadı. Bazı oyuncular uymuyor. Bazı oyuncular da uyumasını beklediğin oyuncular daha iyi performans gösterebiliyor. Ben hep en başından beri Galatasaray'ın kanayan yarasının kesinlikle ve kesinlikle Angelino olduğunu söylüyordum. Çünkü Galatasaray 2 sezondan beri sol bekte bir arayışı içerisindeydi ki sol bekte de sıkıntı yaşıyordu. Yani Galatasaray bu sene önceliğini ihtiyacı olan doğrultuda yapmadı da daha çok yıldız oyuncular üzerine yaptığından dolayı öncelikleri sıkıntı oluşturdu sezonun geneline baktığımızda. Hala bir sol bek arayışı. Dün başkana da bunu söylettirdim en sonunda. Başkan da, Sayın Başkan'a da ben sordum soruyu. Sayın Başkan Dursun Özbek'le bir sol bek arayışımız var. Sol bek alacağız dedi ki artık yani bunu kör bir adam, gözleri görmeyen insan bile söyleyebilir Galatasaray'ın sol beki en büyük kanayan yarası. Ndombele ilaç olmadı. Ben daha önce bunu söyledim de Galatasaray'ın özellikle iki tane transferi yapsaydı bu sene ligi bitirirdi. Hem Avrupa'daki Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam eder demiştim. Bunu Fenerbahçeli arkadaşlar farklı yorumladılar ama yine aynı şeyi söylüyorum. Galatasaray, Fred ve Szymanski'yi alsaydı şu an Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam ediyordu ve kayıpsız da Süper Ligi götürüyordu. Ama diğer tarafa Fenerbahçe'ye baktığımda da bir Torreira olsaydı orada farklı yerlere gidebilirdi. Geldiğimiz noktada Kerem Demirbay istenileni veremedi. Ndombele istenileni veremedi. Angelino istenileni veremedi. Hakim Ziyech benim için istenileni veremedi. Zaha tam anlamıyla istenileni veremedi. Bu seneki yapılan transferlerden sadece ve sadece Davinson Sanchez'i söyleyebiliriz. Davinson Sanchez de Galatasaray'ın parlayan bir yıldız olarak yoluna devam ediyor. Transferler yapılacak. Galatasaray sol bek arayışında var. Bugün de çok isimler ön plana çıktı. Ama şunu söylemek lazım. Daha birkaç haftası daha var. Galatasaray'ın transfer listesi belli. Yani listedeki isimler belli ama kulüplerinin verip vermeyeceği belli değil. Oliveira da sakatlandı bu Oliveira arada. Oliveira da sakatlandı bugün. O sakatlıktan da düşündürücü. Belki Galatasaray sözleşmeyi feshetmeye, sözleşmeyi dondurma yoluna da gidebilir. Çünkü uzun sürecek bir sakatlık söz konusu. Oliveira'da fazla forma şansı bulamıyordu. Evet. Bu açıdan baktığımızda Galatasaray'da Ersin'de her şey iyi gidiyor ama planlamada biraz sıkıntı var. Planlamada sıkıntılarında Galatasaray devre arası Ocak ayında bunu yapmak istiyor. Bu doğrultuda da transfer politikası var. Ama transfer politikasını yaparken de maddi olarak önünü açması lazım. Buradan eğer Şampiyonlar Ligi'ne devam etseydi orada gelecek olan parayla bir rahatlama sağlayacaktı. Futbolcuların ödemeleri verilecekti. Ama geldiğimiz noktada eksi bakiye yazan, dediğim gibi yani Avrupa Ligi'ne devam edecek olan Galatasaray finalde gelse bile buradaki karşılaşmadaki parayı alamayacaktı. O açıdan Galatasaray'da futbolcu satışı çok önemli. Sacha Boye'ye gelen çok ciddi teklif var. Özellikle İngiltere'den. Ama eğer ben şöyle düşünüyorum. Galatasaray'da Sacha Boye'yi satarsan takımın %25'i gider. Çünkü Galatasaray'ın en önemli 3 oyuncusundan birisi. Evet. Sacha Boye, Torreira, Icardi bunlar çok önemli oyuncular. Yanına da bir Davinson Sanchez'i yazarsak Galatasaray'ın muhteşem dörtlüsü olarak sayabiliriz. Sacha Boye'nin satışı bence sezon sonu olmalı. Devre arası satışı Galatasaray'a sıkıntı yaşar. Zaten sol tarafın
bangır bangır sıkıntı, ben bu tarafta sıkıntı var şeklinde bağırıyor. Eğer sağ tarafı da düşerse kanatları düşmüş, bekleri düşmüş bir Galatasaray ne kadar faydalı olabilir? O da düşündürücü. Transfer dönemine hızlı girecek olan bir Galatasaray var. Ama burada da bir nakit akışını sağlayabilecek bir oyuncu satışı da söz konusu. Burada yine ben her zamanki bir Nelson'u ön plana tutuyorum. Nelson'un teklifleri ne sıcak bakacak bir yönetim var. Ne civarlarda teklif gelecek ama Nelson'a şimdi? Yani Galatasaray istediği 25 milyon euro teklif bekliyordu sezon başında. Ama gelen teklifler 17 milyon euro da taksitler. 17'yi de bulabileceğini çok sanmıyoruz artık. 12-13 milyon euro bandında eğer bulabilirse iyidir, belki çok iyi. Önünü açabilir Galatasaray. Olabilir. Sana o gün bir yorumla geleyim. Hakkı Bey yazmış. Ndombele ve Anelino'nun mevkileri birbiriyle bağlantılı. Sol bek veya orta sol birinden biri başarılı olsa diğerini de toparlayabilirdi. İki pozisyona alınacak futbolcular birbiriyle uyumlu seçilmeli demiş. Yani düşündüğünüz zaman tabii ki saha içerisinde oyuncuları tek tek düşündüğünüz anlar ayrışıyor. Bir de üçgenler kurarak yani ikili tandemlerle bu şekilde değerlendirmek gerekiyor. Şimdi stoperler mesela. Biri çok iyi, biri çok kötü olduğunda o savunma işlemez. İkisinin de iyi olmasına ihtiyacınız olur. Aynı şekilde sol ön, sol arka ve sol içte oynayan oyuncu da çok önemlidir. Fenerbahçe örneğin şimdi Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye geçmiş gibi olmasın ama Fred mesela. Tadic'in de Şimanski'nin de performansına nasıl olumlu etki yarattığını görüyoruz, öyle değil mi? Evet. Tek başına o Fred bir merkez orta saha değil sol içte. Aynı zamanda Tadic'in de performansını arttıran, Şimanski'ye de değer sağlayan, değer katan oyuncu. Galatasaray için de benzer bir durum var. Orada çok iyi bir merkezde 8 numara performansı alınsaydı sol içte belki bu kadar sırıtmazdı. Ha, yine de takım içerisinde sorunu görülebilirdi. Geçtiğimiz sezon da sol bek kötüydü bu arada. Evet. Yani orada yine problem vardı. Sergio Oliveira çünkü yine savunma açısından tartışılıyordu. Hücumda Sergio Oliveira çok iyi bir oyun aklı. Ama savunma tarafı tartışıldı. Ligin sonuna doğru düşüş de vardı. Şimdi Galatasaray her iki mevkide sıkıntı yaşadı bu sezon. Kaan Ayhan orayı toparlamaya çalıştı ama işin savunma tarafında Kaan Ayhan sağda daha ziyade oldu. Solda Torreira gibi oynuyordu. Kerem Demirbay'ın oynadığı maçları hatırlıyorum. Kerem Demirbay'ın performansı da iç açıcı değil. Bugün Angelinho ve Ndombele'yi konuşuyoruz. Angelinho ve Ndombele başı çekenler. Evet. Sadece ikisiyle de sınırlı değil. Galatasaray'ın bu sezon yaptığı transferlerin kaçından verim alındı? Ama kağıt üstüne baktığın zaman, isim olarak transfere baktığın zaman, Ziyech, Ndombele, Zaha transferi, Tete transferine baktığın zaman kağıt üzerinde muhteşem transferler. Ama oynadıkları zaman bu etkiyi göstermediler. Etkiyi gösterselerdi şu an farklı bir şey konuşurduk. Ben yine aynı noktaya geleyim. Sezon başında, daha sezon başlamadan bu eleştiri yapmıştım. Bugün de yapabiliyorum rahatlıkla. Gönlü rahatlığıyla yapabiliyorum. Galatasaray bir oyuncu tercihini forvet arkasında 10 numarada kullanması gerekiyordu. Bak. Ama bunu yapmadı diyorsun. 3 tane sağ kanadı var Galatasaray'ın. Evet, çok kanat transferi. Ziyech, Tete, Barış Alper, Yılmaz. 10 numarada Mertens var. Bitti. Kerem Aktürkoğlu değil. Olmadığını devşirmek gösteriyor. Zorunda kaldı. Kerem orada oynar. Hayır, oynayamadı işte. Evet. Zaha solda, Kerem orada 2 kişi. 3 tane sağ kanat. 10 numarada 1. Mertens. Kerem'i oraya devşirmeye çalışıyorsunuz. Mesela orada daha doğru bir profil, son transferlerde en azından bir profil tercih edilseydi iyi olurdu. Tabi burada oraya gelene kadar 8 numarada tartışması gerekiyor elbette. Evet, Ndombele'ye katılıyorum. Geçmiş kariyeri çok olumluydu. Ama geçtiğimiz sezonu kayıptı kendisi adına. Bir de zaten sorun şuydu. Yani geldiği günde konuştuğumuz konu oydu. Fiziksel olarak kendini toparlayabilirse, iyi noktaya gelirse verim alınır ama evet. Soru işareti fiziksel olarak uçaktan ne durumda bile olacağıydı. Uçaktan indiğine tartışmıştık yani. Tabii uçuyordu, tabii. Yani ilk gün tartıştığımız konu oydu zaten. Bugün bu kadar kötü olmasının bir numaralı sebebi de fiziksel olarak kötü durumda. Ve Angelinho'yu ilk transfer edildiğinde de konuştuğumuz konu neydi? Hatırlayın, olumlu yönlerini hep ofansif konuştuk. Tabii orta yapar, bak, hep çıkar. Ofansif konuştuk.
Ama savunma açısından Angelino'nun soru işareti olduğunu ve savunmasının yetersiz olduğunu o gün de söyledik. Ama bugün de karşımıza çıkıyor. Ofansifini de göremedik. Sıkıntı orada yani. Ofansı da yok. Yani yok hani işte ikisinden orada. Biri de yok. Bak Anholt'un mesela biri ya ofansı Angelino'dan daha iyiydi bu arada. Veya bugün Dubo olsa zaten 11'in oyuncusuydu. Evet o en çok belki de... Ya iki tane... Ah be dedirten olabilir. İlk 11 tarafından baktığım zaman 10 numara, 10 numara performansı, 8 numara performansı ve sol bek performansı. 3 tane sıkıntılı mevkisi var Galatasaray'ın. Galatasaray satış yapmadan oyuncu nasıl alacak? Bütçe boşluğu var mı? Nelson'a 5 vermezler demiş izleyicimiz Hakan Bey. 5 vermezler demiş. Vallahi bak az önce söylediğimiz Angelino yerine Dubois takımda tutulsaydı daha iyi olmaz mıydı? Birçok insan bu görüşte zaten. Ya şimdi zaten öyle bakıyoruz. Transfer planlamasında bazen olmayınca oluyor. Olunca da muhteşem bir şeyler çıkıyor. Öyle görmek lazım. 2 sene önce Erzincan Spor'da oynayan Kerem'in şu anki performansını biz muhteşem performans olarak söylüyoruz. Diğer tarafa geldiğimizde Kaan Aya'nın Galatasaray için bir kazanım olduğunu görebiliyoruz. Barış Alper Yılmaz'ın en milli takım ve Galatasaray performansını oynadıkça iyi olarak algılıyoruz. O açıdan baktığımızda yani kazanım olarak kazanım hanesine yazıyoruz. Tabii ki eksiler var mı? Eksiler var ama şunu söylüyoruz yani kağıt üstünde iyi transfer yaptı Galatasaray ama sahada bunları göremedik. İyi yaptı ama doğru mu yaptı? Yani işte ben onu söyledim hepsi zaten. Için şimdi doğru yapsaydı ilk önce ihtiyacı olan transferler yapardı. Galatasaray'ın ihtiyacı olan transfer neydi? Orta saha transferi. Galatasaray'ın ihtiyacı olan transfer neydi? Sol bek transferi. Ama şimdi Angelino'nun böyle çıkacağını bilemezdin ki. Hatta 10 numara transferi. 10 numara transferi de lazımdı. Ama biz bunu Galatasaray, yani bakan bu transferi bile bana sorarsan iyi bir transfer değil. Ama kağıt üzerinde iyi bir transfer. Geçen sene Yunanistan Ligi'nde gol kralı olmuş. Angelino da kağıt üzerinde yani. İyi bir transfer o zaman